Cumhuriyet TV'den herkese merhabalar. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz'da aylık enflasyon oranını 9,49 olarak açıkladı. Darboğaz'da olan emekli ise maaşlarına zam bekliyor. Peki bu doğrultuda emekliye Ocak ayı enflasyon farkı zam mı ne kadar yapılacak? SGK uzmanı Ali Tezel'le konuşacağız. Sayın Tezel, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sayın Tezel, Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayında enflasyon oranını açıkladı ve aylık enflasyonu 9,49 olarak belirlendiğini duyurdu. Şimdi bir yanda da emekliler var, maaşlarına zam bekliyorlar, hatta bir ara zam bekliyorlar. Sizler neler öngörüyorsunuz? Emekliye bir zam yapılacak mı? Ocak ayında da emekliye yapılacak maaş zam mı, enflasyon farkı zam mı ne kadar olacak sizce? Şimdi şöyle, kanuna göre SSK ve Bağkur emeklilerine geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar zam yapılır. Zaten Temmuz ayında da 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi 6 aylık oranda %19 zam yaptılar. Evet. Ona 6 puan da büyüme faktörü eklediler ve 25 puan dediler. Gerçi 7500 zaman alanlar yine %25 zamla yine 7500 almaya devam ettiler ama şimdi Temmuz ayında 9,5 çıkmış, 9,49, 9,5 çıkmış enflasyon. Yine Merkez Bankası Başkanı da yıllık enflasyonun %58 olarak beklediklerini ifade etti. Bu anlamda eğer Merkez Bankası Başkanı'nın dediklerini doğru kabul edersek gelecek 6 aylık dönemde enflasyon yaklaşık olarak %20 olacak. Onda nasıl inanalım bilmiyorum. Temmuz'da %10 olduysa Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta toplamda %10 olacak mı diye beklerim. Ben inanmıyorum buna. Sadece %20'nin %10'u Temmuz'a gitti. Geri kalan Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta toplam %10 olursa emekliye %20 zam Ocak'ta var. Ama benim tahminim söylüyorum. Merkez Bankası gibi %58 değil, yaklaşık %100 olacağını tahmin ediyorum. Bu da TÜİK'ine göre %100, TÜİK'e göre %100. Gerçekten ne olacağını siz tahmin edin. %200 mü olur, %300 mü olur? Onu bilmiyorum. Ama kanun açık. Diyor ki her Ocak ve Temmuz'da geçmiş 6 aylık enflasyona kadar emekliye zam yapılır diyor. Şimdi burada da Ocak ayında yine Temmuz'la Aralık arasındaki 6 aylık zam enflasyon ne kadarsa o kadar zam olacak. Bunun sadece %9,5'u, 9,49'u Temmuz'da olduysa Ağustos'ta %1 mi olacak? TÜİK öyle mi açıklayacak? Yani burada esas sorun TÜİK'in enflasyonu gerçekten doğru hesaplayıp hesaplamadığı. Peki Sayın Tezel, yıllık enflasyonun yıl sonunda %100'ü bulacağını söylüyorsunuz. Öyleyse emekliye verilecek maaş zammı da %100 olur mu sizce? TÜİK doğru açıklarsa olur. Ama TÜİK %10 derse her sene yapacağız. Çünkü kanun diyor ki TÜİK'in açıkladığı enflasyon kadar zam yapılır diyor. Ben zaten burada hükümeti eleştiriyorum. Diyorum ki enflasyonla mücadeleyi Merkez Bankası'na bırakmayın. TÜİK enflasyonla mücadele eder, yıl sonunda %5 der. TÜİK'in enflasyonuna göre biz zaten enflasyonda başarılı olmuş oluruz. Evet. Yine TÜİK'in hesaplarına göre işsizlikte de dünyada en az işsiz olan ülke oluruz. Mesela bugün %20 açıklamış. TÜİK başarsaydı bunu %5'e düşürürdü. O yüzden enflasyonu ve işsizliği Merkez Bankası'na değil TÜİK'e verelim. En azından hükümetin cebinden az para çıkar. Peki Sayın Tezel, şimdi tabii az önce sizin de belirttiğiniz gibi Temmuz ayında emekliye, memura bir ara zam yapıldı. Ancak enflasyon altında ezilmeye devam ediyor emekliler. Çünkü en düşük emekli maaşı şu anda 7500 olarak biliniyor. Ancak Ocak ayında zam yapılsa dahi kök maaş uygulaması olduğundan 7500 lira almaya devam edecek emekliler. Peki şu durumda bir ara zam, yani Temmuz ve Ocak ayının arasında da emeklinin durumunu biraz daha iyiye götürmek için, bir tık daha ferah ulaştırmak için sizce bir ara zam, bir ek ücret verilir mi? Eğer 2024 Mart ayında olacak yerel seçim Kasım'da olacak olsaydı olurdu. Şimdi ben tahminimi söylüyorum. 2024 Ocak ayında emeklilere bir %15-20 zam yaparlar. Taban maaş olan 7500'ü 10 bin lira yaparlar. Mart ayında seçimlere girerler ve seçimleri kazanırlar. Şimdi öyleyse bu dönemde bir
ara zam mümkün değildir diyorsunuz. Yani Temmuz ayında yapılan zamın dışında herhangi bir iyileştirme söz konusu değil midir? Kanunda öngörmüyor ama dünya liderimiz, Avrupa'nın kıskandığı lider emrederse bu olur. Ama o emreder mi bilmiyorum, ama ben emredeceğini Ocak ayında bekliyorum. Çünkü Mart'ta seçim var. Ocak ayında böyle bir emir gelir ve artırın derler. TÜİK de enflasyonu ona göre açıklar. Peki Sayın Tezen. Ama ocağa kadar bir zam yok. Evet. Peki emeklinin maaşı ne kadar olmalı ki Türkiye koşullarında geçinebilsin? Açlık sınırı kadar olmalı en azından. O da 15.900'dü yanılmıyorsam. 15.900 civarındaydı. Zaten 2008'de bu hükümet reform yapmamış olsaydı şu anda en düşük SSK Bağkur emekli maaşı 15.900 olacaktı zaten. O reformu yaparak emeklilerin maaşını 4.000 liraya düşürdük. Sonra 7.500 yaparak prim aldık. Emekliler de bunu yedi mi? Yediler. Yemeye devam etsinler. Afiyet olsun. Peki sizce önümüzdeki günlerde emekliyi neler bekliyor? Bu ekonomik koşullarda geçimini nasıl sağlayacak emekli? Her gün camiye gitsinler, şükretsinler. Caminin önünde mendil atsınlar, dua etsinler, sadaka toplasınlar. Hem cenneti karakterler, hem ceplerine para girer. Hem cennete giderler, hem para girer ceplerine. Peki. Evet, çok teşekkürler aktardıklarınız için. Var mıdır eklemek istediğiniz bir nokta acaba? Yok. Emeklilere söylüyorum, şükredin, dua edin. Şükredin, dua edin. Peki, çok teşekkürler. Evet, TÜİK'in Temmuz ayında açıkladığı enflasyon oranlarının ardından Darboğaz'da olan emekliye bir ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin SGK uzmanı Ali Tezel'le konuştuk. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.